Ben söze biraz halk edebiyatıyla kurduğumuz ilişki üzerine söz paylaşarak başlamak istiyorum. Aslında halk edebiyatı, tekke edebiyatı Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri çok kıymet verilen, pek çok derlemenin kayda geçtiği, arşivlendiği ve orta lise müfredatında kıymetli bir yeri olan bir alan. Ben mesela böyle bir müfredatla büyüdüm. Benim jenerasyonum böyle bir müfredatla büyüdü. Hem divan edebiyatını hem halk edebiyatını gerçekten lise yıllarında detaylı olarak öğrenerek, okuyarak büyüdük. Fakat bu yıllar içinde değişti. Bugün halk edebiyatı maalesef ÖSYM'de bir liste haline dönüştü. Sorularda ne sorulacak? Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Pirsu'dan Abdal yılları, şunları bunları ve öğrencilerin bu halk edebiyatıyla kurdukları ilişki gerçekten çok farklılaştı. Demin Ali Bey'le konuşuyorduk. Biraz belki rockerlarımıza, rock gruplarımıza teşekkür etmek lazım. Çünkü yeni jenerasyon halk müziğini onların yorumuyla öğrenmeye başladı. Rapçileri de unutmayın. Rapçileri de unutmamamız lazım, aynen. Fakat aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yani bu alan çok kıymet verilen, hatta Cumhuriyet'in kurulmasından evvel ilk halk edebiyatı meselesini araştıran çok kıymetli öncü araştırmacılarımız da belki burada anarak başlayalım. Hani Fuat Köprülü paradigmasından Zeynep bahseder belki ama Fuat Köprülü'nün ilk Türk edebiyatında ilk Mutasavvıflar kitabı 1918'de sanırım ilk Evet. matbu olarak yayınlanıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Burhan Ümit Evet. Toprak'ın divanı işte ilk evet şimdi yeniden tıpkı basımı yapılmış Evet. sanırım. Burhan Ümit Toprak divanı Yunus Emre divanı ilk olarak derliyor, topluyor ve bütün olarak Evet. yayınlıyor. O da çok kıymetli bir çalışma. Sonra tabii Abdülbaki Gölpınar'ın 1936'daki Yunus Emre'nin hayatı üzerine yayınladığı çok önemli eseri var. Bunlar hani önce eserler, sonrasında çok üzerinde başka çalışmalar, değerli araştırmalar da sürüyor. Fakat bir şekilde hani bizim bu alanla kurduğumuz, yani halk edebiyatıyla kurduğumuz ilişki, belki genel olarak folklorla kurduğumuz ilişkinin de bir şeyi olarak, yan boyutu olarak zaman içinde biraz farklılaştı diyelim. Azaldı demeyelim de farklılaştı diyelim. Bugün aslında Yunus Emre üzerine konuşurken belki hem bu bağlamda yani yeni toplumsallığımızda bugün de Yunus Emre'yi yeniden dinlemek, duymak, okumak ne anlama geliyor? Biraz bunun üzerine biraz konuşacağız. Ve özellikle de bu pandemi döneminde, yani pandeminin bize birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu, birimizin hepimiz olduğunu hatırlattı bu dönemde yeniden düşünmek Yunus Emre'yi. Ayrıca bir de tabii ki biraz böyle kapitalist modernizasyon içinde doğayla kurduğumuz, tarımla kurduğumuz, yediğimiz lokmanın içinde ne var sorusunu sorduğumuz, çöpe ne yemek atıyoruz sorusunu sorduğumuz, böyle tarımla, doğayla kurduğumuz ilişki üzerinden de belki biraz düşüneceğiz. Dolayısıyla ben bu bağlamda ilk sözü Ali Bey'e vermek Estağfurullah. istiyorum. Ali Bey söz sizde. Daha Estağfurullah. sonra Zeynep'e geçeceğim. Zeynep de yine Yunus Emre üzerine son yıllarda çok kıymetli çalışmaları olan bir akademisyen. O da tekrardan ikinci bölümde katkıda bulunacak. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zeynep Hanım'ın da affına sığınarak hocam verdiği için ben başlıyorum. Efendim şimdi bugün birazdan Bora Bey'in, Şirin Hanım'ın icra edecekleri konserin üst başlığı malumunuz Başka Bir Dünya Mümkün. Şirin Hocam da orada herhalde. Yanlış söylemiyorum bunu. Bu sene yapılan bu festivalin üst başlığı Başka Bir Dünya Mümkün. Demek ki üst başlık böyle konulduğuna göre mevcut dünyadan rahatsızız. Bazı sıkıntılarımız, dertlerimiz var. Açmazlarımız var. Bu açmazlara bir çare üretebilir miyiz diye. İKSV bu seneki festivalin bir konserini Yunus Emre ile ilgili olarak yapmak istedi. Besbelli ki geçmişe dönük olarak bazı dertlerimize, sıkıntılarımıza çare arıyoruz. Şimdi siz
bizden usta bir sosyal bilimcisiniz. Geçmişe dönük olarak insanın gündelik meselesine çare araması tutarlı mıdır, tutarsız mıdır? Bunu bir kenara koyarak ben haddim olmadan, haddimi aşmadan devam edeyim. Evet efendim, başka bir dünya mümkün sorusunu bu topraklarda 8 asır önce cevaplayan bir isimdir Yunus Emre. Sadece Yunus Emre değil, Mevlana, sadece Mevlana değil, Hacı Bektaş, sadece Hacı Bektaş değil, Aşık Paşa, sadece o değil, Kaygısız Abdal, sadece o değil, Abdal Musa. Bütün bunlar bu topraklarda bu 1000 yıllık süreçte geçmiş başka bir dünyanın, başka bir insanın mümkün olduğunu söyleyen büyük isimler. Bugün ben şimdi Zeynep Hocam'ın da alanına girmeden kendi bu daraltılmış konum üzerinden devam edeyim. Efendim, varlık nedir? Varlık algımız, ontolojimiz nasıl olmalıdır? Ve bu varlık bilinci, kavrayışı içinde insanın durumu ne olmalıdır? Bunu Yunus Emre'ye göre, Mevlana'ya göre bendeniz dilim döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Eğer bu soruların cevabını bulabilirsek, kendimize yeniden Yunus'tan, Mevlana'dan özgün bir varlık bilinci geliştirebilirsek, üretebilirsek belki başka bir dünyanın mümkün olabileceğini de görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi efendim, Yunus Emre'ye göre, ki Yunus Emre Anadolu'ya, bizim resmi tarih söylemimiz de öyledir, daha doğudan gelmiş atalarımızın evlatlarından birisi. Göç yoluyla, Büyük Türk muhaceratı ile Anadolu'ya gelmişler. İşte yaklaşık 1000 yıl süren bu muhaceratta Anadolu'da yurt tutmuşlar. Geldiklerinde burada başka dinler, başka diller, başka milletler, başka ortamlar varmış. Onlarla çatışmadan, kavga etmeden kendilerini de bu topraklarda var etmişler. Yunus Emre'nin mesleğinin ne olduğunu acaba hiç merak edip okuyanımız var mı? Ben deniz biraz araştırdım Zeynep Hocam. Yunus Emre bir çiftçiymiş. Ve aynı zamanda biraz marangozluğu da varmış. Dolayısıyla tabiatla, varlıkla aracısız olarak ilişki içinde olan birisinin varlık bilincinin yüksek olmasına da şaşılmaz. Peki nedir Yunus'un varlık bilinci? Yunus şöyle söylüyor. Varlık çün sefer kıldı, dost ondan bize geldi. Bu gördüğümüz bütün varlık, yani siz, bendeniz, hocalarım, bu gördüğümüz eşyalar, bunların tümü varlık. Ve bu varlıkla beraber bize dost geldi. Varlık Allah'tan bir yolculuğa çıktı, bizimle beraber meydana geldi ve biz bu varlıkla beraber dostun haberini alıyoruz, dostun kokusunu duyuyoruz. Türkçe'de varmak fiiliyle barmak aynı kök kelimedir. Yani daha doğrusu fiilin orijinali barmaktır. Barmak nedir? İşte bu barış dediğimiz şey. Barış neye deriz? Karşılıklı olarak uzlaşıya deriz. Karşılıklı olarak uyum ve ahenk içinde bulunmaya deriz. Dolayısıyla varlık sahasında mevcut olan her şey ilahi iradeyle bir uyum ve ahenk içinde olduğu için mevcuttur. Yani bildiğimiz bu varlık aleminde hiçbir şey Allah'ın izni ve iradesi olmadan, Tanrı'nın rızası olmadan varlık sahasına gelemez. Dolayısıyla bize göre iyi ya da kötü olsun, güzel ya da çirkin olsun, olumlu ya da olumsuz olsun, bütün varlık kutsaldır, mukaddestir. İşte Yunus bütün bu varlığı bir kutsallık içinde okuduğundan diyor ki, bizim gündeliğimize, bizim zaman ve mekanda bulunduğumuza göre varlığı çeşitli biçimlerde değerlendirsek de esasen hepsi bize dostun haberini getirmektedir. Dosttan haber vermektedir. Öyleyse önce Yunus'un bu varlık bilincini anlamamız lazım. Tabii şimdi Yunus'un kendi dönemini düşünürsek çevre kirliliği yoktu, değil mi? Acımasızca ormanların, ağaçların katledildiği bir dünya değildi o. Efendim, insanoğlunun kendi hırsları üzerine toprağı, taşı, madeni acımasızca tükettiği bir dünya değildi. Yunus'tan bugünkü ekolojik bilinç bağlamında bir bilinç üretmek zordur. Ama Yunus'tan bir varlık bilinci üretmek mümkündür. Yunus'tan varlığı yeniden anlamak mümkündür. O da bugünkü problemlerimize çare üretebilir. Hal böyle olunca bunu eğer
bir pratik üzerinden değerlendirirsek, etrafımızdaki her şey kutsal ve her şey bizim için Tanrı'nın emaneti, tanrısal bir dil aynı zamanda. Biz o emaneti korumalıyız, taşımalıyız, sevmeliyiz, saymalıyız ve o tanrısal emanetin bize ne söylediğini anlamaya çalışmalıyız. Yunus başka bir yerde bu bağlamda diyor ki, sen sana ne sanursan ayrığa da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Sen kendin için ne düşünüyorsan, ne istiyorsan, başka şey için, başka kişi, kimse için de bunu iste. Kendin için ne istemiyorsan, başka kişi, başka kimse için de bunu isteme. Eğer bu dinler dediğimiz şey, yani İslamlık, Yahudilik, Hristiyanlık, Musevilik vesaire vesaire vesaire, bunların göğün ötesinden indirildiğine inandığımız kitapları varsa ve o kitapların bir öz anlamı olmak gerekse, işte o da budur diyor. Yani ilahiyatın, teolojinin, dinin, maneviyatın bir tek amacı vardır diyor. Varlıkla büyük bir uyum içinde, ahenk içinde yaşamak. Bugün çevre problemi dediğimiz şey esasen varlıkla uyumsuzluğumuzdan doğan şey değil mi? Yani ihtiyaçlarımız kadar tüketsek, ihtiyaçlarımız kadar kullansak, ihtiyaçlarımızı elzem, lazım, ehem, mühim, önemli, önemsiz diye ayırsak, bugün yeryüzünde Allah aşkına bir çevre problemi olur mu? Bizim hırslarımız yüzünden, bizim yarattığımız dengesizlik dolayısıyla bugün dünya bu halde. Şimdi efendim, Yunus'un o biraz evvel iki dörtlüğüyle beraber aktarmaya çalıştığım varlık bilincinin, ontolojisinin bizim tasavvuf tarihindeki, sufi tarihindeki, daha doğrusu Türk Müslümanlığındaki adı vahdeti vücut. Yani varlığın birliği meselesi. Bizim Anadolu sahasında büyük bir tecrübeyle ortaya koyduğumuz ve diğer Müslüman toplumlardan, milletlerden ayrılan, yani ayrıştığı yerlerde belli olan Müslümanlık yorumumuza göre, Türk Müslümanlığına göre varlık bir tek şeydir aslında. Bize varlığın görünen veçeleri Tanrı'nın tecellilerinden ibarettir. Biz bazen bu tecelliyi anlayamayabiliriz, zorlanabiliriz. İyi, kötü, güzel, çirkin diye bölünmeyebiliriz. Ama buna rağmen bütün varlık bir tek varlıktır. Vahdeti vücuttaki vücut kelimesi dışsal gerçekliği olan şey demek, yani bildiğiniz vücut, beden gibi. Ama aynı zamanda Zeynep Hocam, kelime Arapça'da vecd ile ilgili bir şey. Yani coşmak, kendinden geçmek, bir tür esime hali yaşamak gibi. Şimdi varlığın birliğinin özüne insan ancak kendi benliğinden geçtikçe ulaşabiliyor. Vahdeti vücuda. Peki vahdeti vücut nedir? Bu anlattığım çerçeveyi bizim eskiler şöyle özetlemişler. Demişler ki, Tanrı alemden gayrıdır ama ayrı değildir. Bu gördüğümüz şeyler Tanrı değildir. Tanrı başka bir şeydir. Bu gördüklerimiz başka bir şey. Ama keyfiyetini, niteliğini bilemeyeceğimiz bir biçimde Tanrı bu şeylerden de ayrı değildir. Dolayısıyla keyfiyetini, niceliğini, niteliğini bilemesek de mevcut her şeyi Tanrı ile beraber kutsal bilmeliyiz. Eğer bir Tanrı inancımız varsa. Tabii Yunus bütün bu varlık bilinci, vahdeti vücut kavrayışı içinde insana özel bir yer veriyor. Neden? Çünkü Yunus'a göre de insan bütün bu varlığın toplamı. İnsanda her şey var. Ve bu fikir sadece Yunus'ta yok. Bu fikir Mevlana'da var. Bu fikir Hacı Bektaş'ta var. Bakınız, Mevlana diyor ki, ben taş idim, taştan öldüm, toprak oldum. Toprak idim, topraktan öldüm, bitki oldum. Bitki idim, bitkiden öldüm, hayvan oldum. Hayvan idim, hayvandan öldüm, insan oldum. Şimdi bu insanlık hüviyetimle bir hamle daha yapayım da meleklerin üstüne çıkayım, o dile gelmeyen şey olayım diyor. Şimdi bunu bazıları
Efendim bu reenkarnasyon mudur, hululiye midir, antropomorfizm midir diye tartışıyorlar. Bütün bu tartışmalara girmeden, yani onları bir kenara bırakarak, konumuz açısından değeri olmadığı için bir kenara bırakarak doğrudan şunu söyleyebilmeliyiz. Mevlana bize Anadolu sahası boyunca kendisinden ve Yunus'tan sonra şekillenmiş başka bir düşüncenin ipuçlarını da veriyor. Biz Kaygısız Abdal'da, Pir Sultan'da, Abdal Musa'da, Niyazi Mısri'de bunları görüyoruz. Nedir o? Devriye meselesi. Şimdi bizim sufiler şöyle kabul ediyorlar. Bir bütün olarak kabul ettiklerinden bu alemi ve bu alemin içinde en seçkin, en öz varlık olarak insanı gördüklerinden diyorlar ki hocam, insanoğlu Tanrı'dan, Allah'tan ol emrini alınca, ol deyince Tanrı ona, o bütün alemdeki varlıkları gezerek geliyor. Yani o bizim sufilerin işte ceberut alemi, melekut alemi, lahut alemi, nasut alemi diye böyle varlık hiyerarşisinde anlattığı, uzun uzun işlediği o bahislere girmeyeyim. Oradan bütün o mertebeleri gezerek geliyor. Yani bulutta da oluyor, dağda da oluyor, madende de oluyor, hatta gezegenlerde bile oluyor. Şimdi modern söylüyorlar hocam, hatta izledim ben bunu bir belgeselde, diyor ki işte şu gezegen diyor bizden 10 milyar yıl uzaklıkta, ama onun renginden onda şöyle bir maden olduğunu anlıyorum, o madenin bir elementi de bende var diyor. Dolayısıyla biz Yunus'un ontolojisine göre, varlık düşüncesine göre bu aleme insan kalıbı şekli içine gelinceye kadar bütün varlık mertebelerinden geçerek geliyoruz. Böyle olunca yani bu çevre bilinci dediğimiz şey, ekolojik bilinç, duyarlılık dediğimiz şey Yunus'un kavrayışına göre biraz basit bile kalıyor. Bakınız bu kavrayışın enteresan adamlarından biri Bişri Hafi diye bir sufidir. Çıplak ayakla gezermiş. O Bişri Hafi, o Hafi kelimesi yalın ayaklı demek. Ona niye yalın ayakla geziyorsun demişler. Demiş ki yeryüzü Allah'ın sevgisidir. Ben Allah'ın sevgisine vasıtayla basmak istemiyorum. Şimdi ne yapıyorlar hocam? Bu modern tıpçılar, bilimciler diyorlar ki arada bir ayakkabılarınızı çıkartın, toprağa basın da hani rahatlayın falan diyorlar. Bunlar bizim geçmişimizde 1000 yıl önce söylenmiş şeyler. Şimdi bu devriye meselesi, yani insanın varlık sahasına gelirken o sayılamayacak kadar uzun yıllar boyunca gezip geldiği, göçüp gördüğü varlıklarla bu akıl fikir içinde yeniden yüzleşiyor. Suyun hafızası vardır derler, bilirsiniz. Bunu bilim insanları ispat da ettiler. Emin olun insanoğlunun yaratılış hafızası sudan daha kuvvetli, sudan daha köklü, daha eskidir. Biz bu varlığın, mevcut varlığın aynı zamanda şahidiyiz, aynı zamanda müşahidi. Yani biz bu varlığa şahit olurken bu varlığın da bize şehadet etmek üzere, bizi anlatmak üzere mevcut olduğuna Yunus'un lisanınca inanıyoruz. Şimdi Yunus'un hızlıca ve kısaca anlatıyorum. Risalet-i Nusriye adlı bir eseri var. Sizin malumunuz, hocamın da malumu. Divanından farklı olarak Yunus bu Risalet-i Nusriye ya da Risale-i Nusriye adlı eserinde insanın iç dünyası ve iç dünyasındaki duyguları, hisleri çeşitli şeylerle örneklendiriyor. İnsanın iç dünyasında sürekli bir savaş, bir mücadele hali vardır. Duygularıyla düşünceleri arasında insan sürekli bir gerilim yaşar. Bu gerilimi gidermenin, azaltmanın yollarını gösteriyor bizde. Orada bakınız diyor ki, bu vücudun sermayesi odu, su, toprağı, yeldir. Her biri aslına gider, gafil olmak nendür senin. Padişahın hikmeti gör neyledi, odu, su, toprağı, yele söyledi. Bu insan varlığı tıpkı dışarıdaki bütün varlıklar gibi Yunus'a göre 4 unsurdan meydana gelmiştir. Bazıları bu unsuru element olarak anlıyorlar. Bu sadece bizim Yunus'a, Mevlana'ya ait bir düşünce değildir. Daha önceki Yunan felsefesinde de, Hint ve Çin felsefesinde de 4 unsur meselesi vardır. Bizim bu görünen dış yapımız, yani etimiz, kemiğimiz, bu iskeletimiz, bu kasımız, bu derimiz 4 unsurdan meydana gelmiştir. Su, toprak, ateş ve rüzgar.
Dışarıdaki bütün varlıklar da dört unsurdan meydana gelmişlerdi. Dolayısıyla biz beden olarak şununla aynıyız. Aramızda bir fark yok. Çünkü bizdeki su, toprak, ateş, rüzgar dönüşebildiği gibi bunlardakiler de dönüşebiliyor. Ama dönüştürme sorumluluğu Yunus'a göre insanda. Dışımızdaki varlığı biz bu bize verilen akılla, fikirle, ruhla, kabiliyetle, alet yapma yeteneğiyle dönüştürebiliyoruz ya. Bugünkü çevre problemi nereden doğuyor? Ekolojik problem. Şehirlerimiz niye kirli? Niye insan sağlığı için zararlı şehirler yarattık? Devasa apartmanlar diktik. Her tarafta atıklar var, gürültüler var. Çünkü insafsızca dönüştürdük. Bu varlığı kendimizden küçük ve adi gördük. Biraz sonra Bora Bey ile Şirin Hanım'ın ekibi okuyacaklar. O konserde Yunus'un bir kuru ağaçla konuşması var. Kuru ağaçla konuşuyor Yunus. Şimdi bundan 8 asır evvel her tarafı yemyeşil, yeşil ağaçlarla dolu bir adam kuru ağaçla niye konuştun hocam? Bu beni mesela hayrete düşürüyor. İnsanoğlu şurada son 30 yıldır kuru ağaçları epoksi bir şeyler dökerek masa falan yapıyor değil mi? Onda bir süs güzellik görmeye başladı. Bunu Yunus 8 asır evvel görmüş. Niye görmüş? Çünkü Yunus bu varlığı kendinden daha adi bir şey olarak görmüyor. Bu varlığın bir dil olduğunu düşünüyor. Bu varlığa hürmet etmesi gerektiğini düşünüyor. Bakın Mevlana bir rubayisinde onu bendeniz çevirmiştim. Diyor ki, bülbülün şuh namesinde bir neva var duyarım. Şu esen rüzgar sesinde dil rüba var duyarım. Ne zaman ben suya baksam aksi yardır gördüğüm kokusunda güllerin bir aşina var duyarım. Bülbülün, kuşun insanı baştan çıkaran bu namesinde bir özel gizli bir sevgilinin sesi var duyuyorum. Bu esen rüzgar sesinde gönül çalan bir sevgilinin fısıltısı var duyuyorum. Ben ne zaman suya baksam, yani göle, ırmağa, denize baksam, orada bir sevgilinin hayalinin aksettiğini görüyorum. Ben ne zaman çiçekleri, gülleri koklasam, orada bir sevgilinin doyumsuz kokusunu duyuyorum diyor. Şimdi Yunus'un, Mevlana'nın dünyaya bakışı böyle. Bakın yine bir yerde, Yunus Emre gözün aç bak, iki cihana doludur hak, sıdk oduna gümanın yok yak, ol eşkere pinhandadır diyor. Yunus Emre, gözünü aç da şu iki dünyaya hele iyice, dikkatlice, yakından bir bak. Bu sendeki şüpheyi, tereddüdü, kuşkuyu doğruluk ateşinde erit. O Tanrı, Hak aslında apaçık görünmektedir. Ben burada bir mim koyayım, sonra devam edeyim. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Sadece doğa, çevre değil, sevme. Nasıl evet. Sevme? Yani sevginin tüm formlarıyla sevme, anlama, ötekini anlama, çevresiyle hemhal olma ve bu vahdeti vücutta demin de konuştuğumuz gibi hani zıtlıkların ahenk evet. içinde bir arada olması. Evet. Yani bugün tam ihtiyacımız olan şey zıtlıkların ahenk içinde bir arada olması. Evet. Zeynep'ciğim sözü sana vereyim, seni dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Ali Bey sizden sonra yani o kadar bütünlüklü, çok yönlü ve öz bir konuşma yaptınız ki benim için çok güzel oldu. Üzerine bir şeyler koymaya çalışacağım. Önce şöyle bir yerden başlayayım. Biraz edebiyat, Türk Dili Edebiyatı hocasıyım. Halk Edebiyatı dersleri veriyorum. Arzu Hocam'dan da çok şey öğrendim, öğreniyorum. Şimdi dolayısıyla bir edebiyatçı gözüyle birkaç bir şey söyleyeyim. Kendi yolculuğumla ilgili biraz başlayıp oradan ben de bazı şiirlerden bayrağı devralayayım. Lütfen. Evet, Yunus'un tabii şöyle tarihsel önemiyle ilgili bir noktanın altını çizmek lazım. O da tabii bir düşünce, değil mi? Bir düşünce alanı açıyor. Türkçe'de. Yani Türkçe'yi yazı dili olarak biz 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl başına kadar götürebiliyoruz. Ve karşımıza çıkan ilk birkaç
Türkçe yazan isimden biri, eserleri günümüze gelmiş. Gelmeyenler hakkında zaten bir şey bilemiyoruz. Fakat dolayısıyla ama şimdi bu çok ilginç bir fenomen. Çünkü Türkçe yazılmamış, Anadolu Selçukluları Türkçe yazmamışlar. Sonra bir anda karşımıza Yunus çıkıyor. Şimdi bunun öncesi yok mu? Nasıl olabilir? Değil mi? Yani bir anda bu kadar öyle bir şey oluşmuş, pişmiş, değil mi? Derinleşmiş, kök salmış, Anadolulaşmış. Bunun dolayısıyla çok köklü bir aslında sözlü süreci var. Fakat bir şey sözlü olunca bizim 13. 14. yüzyılda Arzu Hocam'ın benden çok daha iyi bildiği gibi bir şey sözlü olunca onun hakkında 14. yüzyılsa işaretlere ulaşabiliyoruz ancak. Elimizde sadece işaretler oluyor. Fakat öyle bir şey başlatmış ki yine de bizim bildiğimiz kadarıyla Yunus 19. yüzyıla kadar bütün tekke şairleri, vahdeti vücut üzerine yazmak isteyen, söz söylemek isteyen tüm şairler, artı bunu işte siz, çünkü Pir Sultan Abdallah'dan, Kaygısı Abla'dan bahsettiğiniz için ayrıca gönlümü kazandınız. Çünkü ben Kaygısı Abla üzerine çok uzun yıllar çalıştığım için. Kaygısız insanı ayrıca çok severim. Yani. Hepimizin amacı da, ben daha oraya gelemedim. yani Pir Sultan Abdal'dan bahsettiniz. Yani bir Alevi geleneği içinde de bunu söylemek lazım. Kaygısızı bir an, Yunus'u aşamamışlar. Yani öyle bir şey kurmuş ki ve öyle bir şeyi söylemiş ki, sözü öyle bir tamam söylemiş ki, hani üstüne söz söyleyememiş kimse. Biraz farklı söylemiş, biraz öyle söylemiş, biraz böyle söylemiş. Bu da çok ilginç bir olay aslında. Ben de mesela işte Kaygısız Abdal üzerine doktora tezimde çalışırken Kaygısız Abdal'ın bilinmeyen bir el yazmasına ulaşmıştım ve o el yazmasında da daha önce bilinmeyen 400 tane falan şiiri vardı. Onların arasında da bir şiirde kendi sözüm söyleyem şiir Yunus'u terk edem diye bir mısra ile karşılaştım. Kendine bunu söylüyor. Ve ondan sonra benim Yunus'la olan daha akademik yolculuğum başladı. Çünkü Yunus'tan Kaygısız'a nasıl yani o nasıl oldu o sürece baktım. Fakat sonunda dedim ki yani Kaygısız bunu başarmış. Hani Yunus'un üstüne söz söyleyememiş ama kendi sözünü de söylemiş. Ve o sözden de işte Alevi Bektaşi edebiyatı doğmuş. Ama bütün bir tekke edebiyatının Yunus'tan doğduğunu söylemek abartılı olmaz. Şimdi bu sonradan da işte o çalışmalar devam etti ve biraz işte el yazması, bir yeni daha önce bilinmeyen bir el yazmasıyla karşılaştım. El yazmalarından görmek Yunus'u, yani fiziksel, siz şeyden bahsettiniz çok, yani dünyayla hani fiziksel bir ilişki kurmaktan. Mesela Yunus'la fiziksel bir ilişki kurmak gibi bir şey oldu benim için. Yani o ya, yani o kendi eliyle yazmadı ona ama yüzyıllar içerisinden gelen bir Yunus metniyle bir ilişki kurdum ve böyle bir gönül bağım Yunus'la gelişti. Ve en son artık tabii aşama aşama keşfetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bir 15 yıldır falan okuyorum Yunus'u. Sonra bir daha okuyorum. Mesela bir makale daha, bir daha okuyorum. Sonra bir daha okuyorum. Her seferinde başka bir şey. Yani şey olmuyor, ha tamam ben bir önceki hani bir sonraki makale yazacağım zaman ben bir daha okumama gerek yok falan diyemiyorum. Çünkü ben başka bir yerdeyim. Yani Zeynep olarak işte 2009 yılındaki Zeynep başka biri, 2019 yılındaki Zeynep başka biri, 2021'deki başka biri. Öyle olunca hep başka bir Yunus var. Bir de böyle bir şey var. Şimdi buradan şuna bağlayabilirim. Varlığın yolculuğu, benliğin yolculuğu ve Yunus için demiş burada benlik ne? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kere bunu önce benlik ne meselesini şöyle düşünmek lazım. Tabii bir dil kuruyor dedik, bir yandan bir üslup kuruyor, bir yandan değil mi bir estetik kuruyor. Ve bunun, yani bu çok geniş bir konu, çok yönlü bir konu. Mesela bugün metaforlardan bahsedilebilir. Çünkü o aslında şeyle, doğayla kurulan ilişkiyle ilgili bir sürü yani bambaşka kapılar açacak konular. Şöyle bir yerden tutayım ben. Mesela ilk benim daha derste keşfettiğim, ilk böyle derslerde öğrenciler zorlanınca keşfettiğim bir şey. Hocam kim konuşuyor şu an diye soruyorlardı. Ha bir dakika, şu an kim konuşuyor? Çünkü bir beyitte bir konuşuyor, bir beyitte başka biri konuşuyor. Yani konuşan kişi değişiyor sürekli.
Ama tabii bunların hepsi aynı kişi. Çünkü birden fazla kişi yok. Ve baktığınızda şimdi bunu nasıl yapıyor? Yani bir kere bu kim konuşuyor meselesi bir muğlaklık yaratıyor. Allah'ın ağzından konuşabilir, evet. Değil mi? Allah'la bir olduğu yerden, kendi benliğini işte fena fillah mertebesi olarak bilinen yerden, kendi benliği, yani Yunus'un cüz'i benliğini ortadan kalktığı bir yerden Allah'ın ağzından konuşabilir. Allah'ın ağzından konuştuğunu belgeledik, kiminle konuşacak? Allah'ın ağzından Yunus'la konuşuyor mesela, dönüp Yunus'a konuşuyor. Ve dönüp talibe, işte müride ya da yani gönül gözü açık olanlara, anlayacak olanlara konuşabilir. Veya Yunus'un da çok yaptığı, yine onun da başlatıcısı olduğu Türkçe'de, şimdi müftü, müderris, kadı, sofu, sufi, yani aslında diniyi evet şeklen anlayan ve manen, siz manadan bahsettiniz, oraya da geleceğim çünkü şimdi, manen anlamayanlardan onlara konuşuyor olabilir. Sadece Allah'ın, hani konuşanın kim olduğunu belirledik, konuşulanın kim olduğunu bir de belirleyeceğiz. Sonra dönecek, kulun ağzından Allah'a konuşabilir, Yunus'un ağzından konuşabilir dolayısıyla. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Yani bir anlamda öyle bir, mesela birden fazla beytte, yani birden fazla şiirde gördüğümüz bir şey, bunların hepsini aynı anda yapabilir. Mesela bir size beyit okuyayım. Gel imdi hicabın aç, senden ayrıl sana kaç, sende bulasın miraç, sana gelir cümle yol. Senden ayrıl sana kaç. Yani hangi sen, bu ikisi aynı sen mi? Ama değil mi? Yani ayrı ve gayrı meselesine çok güzel geri dönen bir şey bu, değil mi? Evet. Tabii burada yolculuk, yani varlığın yaptığı yolculuk, ki Ali Bey'in bu devriye meselesinden bahsetmesi çok önemli. Ya bir dairesel bir şey var, değil mi? Devir, bir dairesel. Ama o dairesel yolculuk aynı zamanda, daha doğrusu en azından bizim dönüşümüz diyelim, içe doğru. Yani bizim yaptığımız varlık bize doğru, dışa doğru yaptığı bir sefer var. Ve oradan da bizden nereye doğru gidecek? Biz hep hani Tanrı'yı, aşkın işte gökyüzünde falan hayal ediyoruz ya, içe doğru gidecek. Ve dolayısıyla sana doğru gidecek. Yani sana doğru gidince senden başka bir şeye doğru gitmiş oluyor. Şimdi burada tabii arka planda bir paradoks fikri var. Yani değil mi? Paradoksal bir şey bu. Ve bir yandan da kaygısız dedik ya, Yunus şiirinin dedim ya mesela işte bir okuduğunda başka, bir okuduğunda başka. Bunu sağlayan şey bu mananın aslında zenginliği, çoğulluğu ve muğlaklığı ve çok katmanlılığı. Şimdi dolayısıyla yani bizim benliğimiz aslında belki en basit şemayla ama iki benliğimiz olduğu düşünebilir. Bir cüz'i benliğimiz, yani şekil olan benliğimiz. Ki hani bunu daha kolay tanıyoruz ve bununla dünyada var oluyoruz. Bir de külli benliğimiz, bütün olan, tam olan benliğimiz ki bu Allah'ın benliği. Ve bunlar arasındaki ilişki de şöyle bir ilişki diyor Yunus. Yani benim cüz'i benliğimi hiçleyeceğim işte, o hiçbir değersiz, öyle diyecek olsa işte doğa da değersiz olur değil mi? Kuru ağaç da değersiz, evet, olur bu mantığa göre. Öyle bir şey ki o bütün olan benlik zaten cüz'i olanı da kapsıyor. Yani Yunus senden sana gittiğinde ya da benden bana geldiğinde beni de kapsayan bir yere gidiyor. O da onu da taşıyor. Şöyle bir sözü var, diyor ki benim değil bu keleci, varlık senin Yunus neci, çün dilime kadir sensin, sensiz dilim uzatmayan. Yani bu söz benim sözüm değil. Varlık senindir, Yunus ne ki aslında, kim ki? Çünkü dilimdeki kudret aslında sana ait ve dolayısıyla ben konuştuğumda konuşan sensin. Bu tabii özellikle şatiye dediğimiz edebi türün de arka planını oluşturuyor ki onu da aslında Türkçe'ye sokan isim Yunus. Şatiye türünü de Arapça, aslında şataha kökünden gelen bir sözcükten geliyor. Bu da bir aslında işte suyun barajı yıkıp geçmesi. Öyle bir söz düşünün ki aslında öyle bir akarak geliyor ki kaynağından önüne set koyamıyorsunuz. O set ne? O set cüz'i benlik, nefis.
Bu benim nefsim olabilir tabii ama daha da önemlisi dinleyicinin nefsi. Yani o kaynağından gelip çıkan söz benden ayrılıp sana kaç dediği kim? Biziz aslında yani ya da dinleyici değil mi? Zeynep dinlerken, Zeynep okurken Zeynep. Ve onun yani o sözün dolayısıyla dönüştürücülüğü de o kaynaktan akıp gelip yıkıcı bir şey bir yandan. Değil mi? Yıkıcı oluşu. Bir yandan tabii bu neden bunu sağlayan şey ne? Kadir diyor. Yani kudret bir tür dilin sözün eylem olması, kudret olması gibi bir durum var. Ve diyor ki mesela benim değil, pardon onu okudum. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen, kafir olur inanmayan, evvel ahir hemen benem. Yani evvel ve ahir Allah'ın isimleri benim dediği ki bu şatiye türündeki işte Arapçadaki türden gelen bu şiirlerde hep böyle sondaki redifler yani şeyler, mısralar benemle biter. Ama hangi ben? İşte yine tekrardan buraya bize getiriyor. Bir dipnot olarak da şunu söyleyeyim. Yine böyle bir edebiyat tarihi açısından da öyle bir şey yapıyor ki bu şatiye türünü o kadar yaygın kullanıyor ki daha sonra bu tür Arapça edebiyatta ortadan kalktığı halde Türkçe'de Yunus'un etkisiyle gürül gürül 20. yüzyıla kadar yaşıyor. Hocam süreme bakmamışım. Yok, siz bana söylersiniz yok, olur mu? Nereden? Şimdi burada kendi öğretisiyle ilgili kaynak dedik. Kaynak nasıl bir yer, nasıl bir şey, nasıl bir yer olarak tahayyül ediyor. Bunun bir tabii bir öğretisel tarafı var. İslami bir kökeni var. Ama bunun içinde yani hem İslami hem tasavvufi bir kökeni var. Ki ben bugün çok fazla hatta notlarımdaydı atladım mesela. Bu aşk meselesi, mezhebi aşk çok konu var. Neyse ama şunu söyleyeyim. Aslında Farsça şiir geleneğinden, edebiyat geleneğinden, tasavvuf geleneğinden besleniyor. Ahmet Gazali yani Rabia'dan başlayan ve özellikle Ahmet Gazali'nin kurduğu aşk mezhebi dediğimiz bir tasavvufi kolun Türkçedeki ilk temsilcisi olduğunu söylememiz lazım Yunus'un ki Farsça'daki en meşhur temsilcisi de Mevlana zaten. Mevlana'dan da nitekim şiirlerinde bahsediyor. Şimdi böyle bir geleneği devralma şeyi var. Yani Türkçe'de ilk örnek ama gerçekten köklü bir geleneği devralıyor. Dolayısıyla benim de tabii bir bir tarihçi olarak sorduğum soru hani peki yeni olan ne düşünce açısından? Mesela çok özgün bir nokta ile karşılaştım. O da ezel meselesi. Şimdi yani kaynak ezel. Ezelde biridük. Yani beraberdik. Bu kesin. Bu ama bütün yani kendinden önceki sufiler için de bu böyle. Özellikle işte Bezmi Eles dedikleri Araf suresinde işte Kalu Bela yani ben sizin Allah'ın, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu soruya ezelde kulların evet elbette öylesin diye cevap verdikleri ayete referans. Bunu şöyle tercüme edenler de var. Benimle beraber bir iş yapmaya var mısınız? Evet seninle beraber bir iş yaparız diye tercüme edenler de var ama. Olabilir. Yani şu aslında şimdi o Rab nedir, kul nedir? Siz de orada küçük küçük referansları verdiniz, girmediniz. Ben de o kuyuya hiç girmeyeyim. Ama şimdi ezelde bir diyalog yani Allah'la kul arasında bir diyalog var. Ve aslında girmeyeceğim dedim, giriyorum galiba. Rab ve kul olmak evet. Yani Allah değil mi? İkilik var evet. Diye düşünebiliriz. Çünkü karşılıklı bir ilişki var. Ama karşılıklı bir ilişki olmazsa aşk nasıl olsun? Evet. Sevgi nasıl olsun? Birden ikiye doğru geçmemiz lazım ki bu da kainatın yaratılış sebebi zaten. Fakat ilginç bir şey yapıyor orada Yunus. Ondan da öncesini anlatmaya çalışıyor. Yani normalde oraya kadar götürmeye çalışır sufiler. Yani aşkın aslında Allah aşkının çünkü bu doğan tabii bu Allah aşkının ilk doğduğu yer ama Allah'ın kula aşkı önce doğuyor tabii. Kul ona cevap verebilir ancak. Fakat bunun buradan öncesine gitmeye çalışıyor Yunus. Neden? Çünkü diyor ki orada dil var, zamirler var, ben ve sen var. Ben onu da istemiyorum.
ondan da öncesini istiyorum diyor. Ve işte öyle bir yer hayal ediyor ki, öyle bir birlik, işte bu başta söylediğim senden ayrıl sana kaç, değil mi? İşte sen var, ben var ya orada, diyor ki başka yerde, ben oladım öyle bir yerde ki, ben oladım, ol benidim. Şimdi bu çok ilginç. Yani normalde ne diyor? Ben oydum, o bendi demesi lazım. O ne diyor? Ben oydum, o bendim. Yani ikisi de ben aslında. Veya gayrı senü benedük. Yani sen ve benim ötesinde bir şeydik. Ve şimdi böyle bir şeyin, aslında böyle bir birliğin peşinde. Tabii bu bir yandan yani modern neredeyse sanatçının trajedisine benziyor. Yani hani öyle bir şey hayal ediyor ki, öyle bir birlik ki dilin ötesinde olacak. Ama oraya nasıl ulaşacak? Yani ya da onu nasıl anlatacak? Yine dönecek şiirle. Beşle yani. Evet. Ya da şöyle, oradan bize en azından konuşması için çıkmak zorunda. Orada bizimle konuşamaz. Şimdi peki orada kalıp da bizimle konuşamaz, ne yapacak o zaman? Oradan çıkacak. Çok sağ olsun bunu yapmış. Divan şiir söylemiş. Ama başka bir dille çıkacak oradan. Yani o vecd anından, o birlik tecrübesinden çıktıktan sonra artık onun dili bizim ontolojik açıdan, bizim günlük hayatımızdaki dili değil. Benliği nasıl cüz'i benliği değilse ve artık Allah'la bir olan bir ben ise, sözü de başka. Buna da işte şey diyor, yani tesbih dili diyor mesela bazı yerlerde. Ki işte ilm-i amel sözü değil, yani ilim ve amelin sözü değildir. Şeklin sözü değildir, mananın sözüdür diyor. Ve başka yerlerde de mesela buna şey diyor, işte kuş dili diyor ki şeyler, çok söyler bunu da sufiler. Ve mana, mesela aşk şarabı diyor, mana şarabı diyor. Yani öyle bir dil ki bu, manayı taşıyabilen bir dil. Normalde ve mana taşınamaz bir şey. Aşkın bir şey, ötede bir şey, ulaşılamaz bir şey, dil ötesi bir şey değil mi? Zamirlerin olmadığı bir şey. Onu taşıyan bir dili nasıl üretebilirim derdinde. Ve tabii bunu nasıl yapıyor aslında? Temel olarak şöyle diyebiliriz. Bir, tabii aşkla yapıyor da. Paradoksa geri döneceğim bundan bahsederken. Çok şey bir, yine Mevlana üzerine çalışmalar olan bir akademisyen var, Fatema Keşavarz diye, İranlı. Diyor ki aşk bir paradokstur. İkiliğin birliğine içkin olan paradokstur. Yani aşık ve maşuğun aynı anda hem ayrı hem beraber olmasının paradoksudur diyor. Ve Mevlana'nın şiiri diyor, hayretin dilsel bir tezahürü olarak söylemin ya da dilin sınırlarında hareket eden dilsel bir paradokstur diyor. Yani neredeyse dilin sınırlarını arıyor diye düşünebiliriz. Ve bunu tabii nasıl yapıyor? Duygularla yapıyor. Yani o aşk duygusunu, demin o şattan bahsederken söylediğim gibi, öyle bir dil kurmuş ki aslında, biz bize rağmen, yani bizim cüz'i benliğimize rağmen bizim içimize işliyor ve zamansız bu anlamda. Bizim içimize işliyor ve bizi dönüştürüyor, yıkıyor ve yeniden yapıyor. Ya da zaten yıkınca şekli mana çıkıyor ve mana, ki mana ile ilgili beyitlerini böyle teker teker taradım. O da, yani siz de manadan bahsetmeniz çok iyi oldu. Mesela mana evinden bahsediyor. Yine beden, vücut dediniz ya, mana evidir diyor. Dil mana dilidir, ev mana evidir diyor. Şimdi geriye öyle bir dil kalıyor ki o zaman, sadece mana var. Nasıl olabilir bu? Sadece mana var. Hedefi şu diyebiliriz. İşte o birliği tecrübi olarak, çok akli olarak anlayamayacağımız birliği bize tecrübi olarak yaşatacak ve bizi aslında bizden ayrılıp bize kaçacak, bize yolu gösteren, bir anlamda böyle
biraz da itekleyen bir dil üretecek. Tabii benim de söyleyeceklerim bu kadar. Yani şöyle bitirebilirim. Sizin söylediğinizde de bir şeyle. Eğer ben olanla, o zaman ben ve Allah arasındaki sınırı ortadan kaldırdım. Ama bir yandan da karşılıklı ilişkimizi de tesis ettim aslında o sınırı kaldırarak. Evet. Böylece bir aşk ilişkisi oldu. Ve bir doğayla da aynı aşk ilişkisini kurabilir hale geldim. Aslında aşkımın nesnesiyle öznesi aynı şey oldu. O zaman o aşkı kendime de duyabilirim. Belki bizim en büyük zorluklarımızdan biri de bu değil mi? Kendimize bir aşk duymuyoruz ki doğaya duyalım. İşin de günümüze ait böyle de bir tarafı var diye düşünüyorum. Şimdi müsaade ederseniz ben iki husus var hocam. Affınıza sığınarak onu hatırlatayım. Bu ekoloji, çevre bilinci, Yunus, varlık. Hocam çok özür dilerim sizden. Birincisi hocam hatırlattılar. Yunus'un da ontolojisinde Tanrı Cami-ül Ezdat'tır. Bütün zıtlıkları kendinde toplayan bütünlük. İnsansa Cami-ül Müzdat'tır. Yani Tanrı'nın bir aynası olarak bütün zıtlıkların kendisinde bir araya getirildiği şey insandır. Yani insanın dışsal bedeni kabiliyetleri, yetenekleri, varlıkları bile ondaki zıtlıkları gösterir. İçinden geçenler, yaşadıkları aslında zıtlıkların birbiriyle çatışmasından doğan bir savaş meydanı gibidir insan. Yunus bunun giderilmesi gerektiğini söylüyor. Tevhid fikri yani birlik fikri önce kendi varlığımızda yapmamız, bulmamız, inşa etmemiz gereken bir şeydir. Sonra varlıkta bunu inşa etmeliyiz, varlığa bu nazarla bakmalıyız. Yani bu zıtlıkları birbiriyle çatışan değil, birbiriyle uyum arayan şeyler olarak görmeliyiz. Örneğin Hacı Bektaş'la ilgili Alevi Bektaşi geleneğinden hocam bahsettiler. Alevilerin, Bektaşilerin evlerinde bir dokuma duvar halısı vardır. Hacı Bektaş Hünkar, Molla Hünkar oturmaktadır. Bir dizinde aslan, bir dizinde ceylan yatmaktadır. Hatırlarsınız değil mi o resmi? Normalde ceylanla aslan birbirinin düşmanı gibi görünen iki varlıktır. Ama Hacı Bektaş kendi varlığında, bünyesinde ceylanla aslanı barıştırmıştır. İşte yani Yunus'un söylediği şey önce kendi içimizde, kendi varlığımızla barışmak, kendimizi sevmek ve varlığa öyle bakarak varlıktaki barışı aramak. Ancak böyle mümkün olabilir diyor Yunus. Bir de bu barış fikrine, mutlak barış ve uyum fikrine yani tevhide, birliğe ulaşmış insanın varlıkla ilişkisinde gözden kaçırmaması gereken bir şey var. O da insanın bir transformatör olması. Bizim sufilere göre bu Türk Müslümanlığının mümessili, kurucu, babası olan Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi sufilere göre biz varlıkla Tanrı arasında vazgeçilmez olan şeyiz. Yani bu cep telefonu, bunu meydana getiren maddeler ben kullanınca Allah'a gidebiliyor. Bu su, ben bunu içersem Allah'a gidebiliyor. Bu kıyafetler, ben bunu giyersem Allah'a ulaşabiliyor. Çünkü ben bunları yaratılıştaki kabalıklarından, zıtlıklarından arındırarak kendi vücuduma, varlığıma dahil ediyorum. Bu varlık bana ulaşınca buradan Allah'a gitmenin yolunu buluyor. Bu çevre meselesini eğer biz böyle bakabilsek, yani yediğimiz yiyeceklerin, giydiğimiz kıyafetlerin, dokunduğumuz nesnelerin bize ulaşmak için bir çabaları olduğunu, bu varlığın bize ulaşmak için bir iradeleri var Zeynep Hocam. Hepsi insana ulaşmak istiyor bunların. Niye? Bunlar da Tanrı'ya müştak. Tanrı da bunlara müştaktı. İbn Arabi öyle diyor malumunuz. Tanrı varlığına müştaktır, varlık da Tanrı'ya muhtaçtır diyor. Şimdi Yunus bu pencereden bakıyor. Yani yediği şeyi bunu ben yiyeceğim, tüketeceğim, bende can olacak, böylece Allah'a ulaşacak. Mevleviler niye giydikleri kıyafetleri öpüyorlar, kullandıkları malzemeleri öpüyorlar? Çünkü onlar onun farkındalar. Bu bana gelerek, bana ulaşarak, bana hizmet ederek Allah'a gitmenin yolunu bulduruyorlar. Şimdi modern insan bundan çok uzak Arzu Hocam. Evet,
Şimdi ben son bir şey söyleyeyim. Çok affedersiniz. Hayır, dur bir dakika. Süslüman diye bir tabirimiz çıktı mesela. Yani bu bizim dilimizde öyle bir şey ki çok güzel bir şey. Yani bu tüketim ve din arasındaki hani ironiyi başka daha güzel nasıl anlatabiliriz? Hocam bu yani biz bir dönüştürücüyüz yani. Biz yani varlığa nazaran biz mutlakız. Bize nazaran Tanrı mutlak. Ama işte hocamın ifade ettiği gibi biz bir bütün içinde bir şeyiz. Bunları götüreceğiz yani. Bunlar bize emanet. O yüzden yerken, içerken, kullanırken hürmet etmeliyiz. Onların hizmetlerine hoşlukla karşılık vermeliyiz. Burada çok ben de çok not aldım sormayın. Yani mesele o kadar büyük bir mesele ki son zamanın sufilerinden bir zata sormuşlar. Ben bizzat dinledim bunu. Aydın gönüllü, yüksek fikirli bir insandı. Efendim diyorlar. Şunu söyleyeyim, ben bitireyim hocam. Sürçülisan ettiğimse affola. Allah diyorlar, karanlık gecede kara taşın altındaki kara karıncanın halini bilir mi? Diyor ki bilir. Sorunun zoru bundan sonra geldi diyor. Nasıl bilir demişler. Demiş ki karınca olarak bilir. Yani Tanrı her an bizimle. Her an bu varlıkla beraber. Bunun farkında olmayanlar bizleriz, işte o yüzden dünyamız ve çevremiz berbat. Ama inşallah bu büyükler, bu kıymetli hocaların ve sizin hürmetinize başka bir dünya mümkün olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Şöyle ben de böyle bitirirken belki şunu hatırlatmamızda fayda var ve Zeynep makalelerinde bunun altında bir iki yerde çiziyor. Hani ulemayla okuyan yani din hakkında otorite sahibiyle tekkenin içindeki şeyi arayan, manayı arayan dervişin arasındaki tezat da böyle geliyor sıkça yani. Dile getiriyor. Bu Hacı Bektaş-ı Veli'nin vilayetnamesinde de vardır. Hani ne kadar uğraştıysam o dişindeki mürekkebi çıkaramadım der. Onun gibi. Bir o var. Bir de şunu da hatırlayalım. Bugün de böyle bir etkinliğin içindeyiz, güzel bir şeyin içindeyiz. Hani tam da Yunus'un sözünden etkilenmek ve onun sözünü yeniden dönüştürmek, yani ona yeni manasını yeniden idrak etmek ve icra etmek bağlamında. Hani bugünkü konserin manası bu. Onun yeni bestelerle o sözü hemhal etmek ve dinleyenlerle, duyanlarla paylaşmak. Yunus Emre aynı zamanda çok da taklit edildi demeyelim ama çok da model olarak bir şey kuruyor. Yani ona benzeyen bir benzemeye çalışan bir literatürün de şeyi ve günümüzde de bu böyle. Benim aklıma sevgili Cahit Uçuk geliyor. O böyle onu tanıma fırsatım olmuştu. O da çocuk edebiyatımızın, hatıra edebiyatımızın önemli bir figürüdür. Bana demişti ki gece uykumdan uyanıyorum, Yunus gibi konuşmaya başlıyorum, yazıyorum, yazıyorum, onu ben yazmıyorum, Yunus bana yazdırıyor derdi. Çünkü gündüz onu okuyorum, gece uyanıyorum, onun gibi yazmaya başlıyorum. Böyle hala onun, yani o okumanın içine girmek aslında belki hani bu idrakın da ilk adımı. Yani belki bugün biraz az olan, biraz bizim... hani konuşmanın başında dile getirmeye çalıştım. Halk edebiyatından halk edebiyatıyla kurduğumuz ilişkinin farklılaşmasından olan bir boşluk var. Belki biraz onun hatırlamasının da zamanı ve bugünkü güzel konser bunu yapacak diye hocam, düşünüyorum. Hocam çok özür dilerim. Bizim halk edebiyatı tarihimizde mesela İrenç Berler Hoşça Tutun Öküzü diye bir şiir var. Pir Sultan'ın. Okudunuz mu hiç o şiiri? Siz bilirsiniz mutlaka. Öküzü hoş tutun diye şiir yazmış bir geleneğin evlatlarıyız. Evet. Zeynep hocam biz yani ne anlatalım? Siz anlatın ben susayım. İbrahim Tatlıses Urfa'da Oxford vardı da gittiğiniz derken Oxford yani öküz şeyinden geliyor. Yani onu da unutmuyoruz. Hani Oxford'da. Ben çok uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani, bir şey daha ekleyebilir miyim dediğinizi? aslında bu müftü meselesi.
Mesela orada tabii sufilere de giydiriyor. Sonra tabii. Şeylere de sonra kaygısız iyice zaten o yolu genişletiyor. Baştan aşağı sofuları dövüyor. Sofu kelimesi de aslında kaba sofu. Yani sufinin bozulmuş. Sufi de artık o yüzyılda dini şeklen anlayan, kurumsallaşmış ve dolayısıyla kristalize olmuş, katılaşmış bir yapıya çoktan dönüşmüş bir şey bir tarafıyla da. İslam coğrafya. Yani 13. yüzyılda artık o bir tarafıyla böyle öyle bir dönüşüm gerçekleşmiş oluyor. 20. yüzyıla kadar da tasavvuf bozuldu diye deyip duruyor sufiler. Ama tabii buradaki şey ne bir tarafıyla da iktidar. Yani dünyevi iktidar arzusu varsa imtiyaz arzusu. Yani. O zaman sizde yani şekil şekle tapma vardır. Evet. Aslında ve dünyevi iktidar arzusunun simgeleri olarak görüyorlar aslında. Şeyhliği bile belki bazı açılardan. Bu iktidar meselesi dolayısıyla önemli çünkü yani bir araya gelemeyecek şeyler var ya, tezatlardan bahsettiniz. Yani mesela Yunus'a göre işte bu, yani gerçekten dünyevi iktidar arzusuyla Allah arzusu bir araya kolay gelmiyor. Böyle diyelim ve bitirelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel konsere yarım saatimiz kaldı. O arada da biraz dinlenelim, sohbet edelim. Çok teşekkür ediyorum hem Ali hocama hem Zeynep hocama. Ağzınıza sağlık. Kendinize de ben de çok teşekkür ederim.